Cumhurbaşkanı! Sağ olun, sağ olun, var olun. Elleriniz dert görmesin. Denizle uyuyan, denizle uyanan güzel İzmir. Hasan Tahsin'in kenti İzmir. Direnişin kenti İzmir. Bağımsızlığın kenti İzmir. İlk kurşunun kenti İzmir. Şimdi teknik olarak mümkün mü bilmiyorum. Ama burası sahnenin önü, 1 milyon kişi burada varsa 1 milyon da arkasında var. Peki bunu indirme şansımız var mı? İndirme şansımız varsa şunu indirelim, arkadakilere de sesleneyim. Sizin kadar da orada insan var. Dün İzmirli bir şehidimiz vardı. Şehit Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç. Başta dünkü şehidimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimiz için hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ruhları şad olsun. Vatanımız onlara minnettardır. Bu 49. günüm. 49. günde 105. mitingimiz. Günlerdir konuşuyorum ama medya vermemekte ısrarlı. Hele hele bir TRT var, TRT. Parayı bizden alıyor, Tayyip Erdoğan'ın borazanlığını yapıyor. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Hepiniz telefonlarınızdan lütfen canlı yayın yapın. Yani bir yanda Tayyip Erdoğan'ın medyası, bir yanda milletin medyası. Sizin medyanız. Cumhuriyetinde ilk kez bir seçimin kaybedeni olmayacak. Yani benim cumhurbaşkanlığımda 81 milyon kazanacak. 81 milyon. Kaybeden sadece anket şirketleri olacak. Tayyip Erdoğan bile kaybetmeyecek. Niye kaybetmeyecek biliyor musunuz? Çünkü benim cumhurbaşkanlığımda
dolar düşecek, faiz düşecek, enflasyon düşecek, milli gelir artacak, emekli cumhurbaşkanının maaşı da yükselecek. O da rahat edecek. Her iktidarın makbul insanları vardır. Her iktidar kendine yakın insanları makbul insan haline getirmiştir. İlk kez bu seçimden sonra 81 milyon makbul insan olacak. Herkes makbul insan olacak. Ben annelere söz veriyorum. AK Partili annelere, Cumhuriyet Halk Partili annelere, İYİ Partili annelere, MHP'li annelere, HDP'li annelere, Saadet Partili annelere, Demokrat Partili annelere, size söz veriyorum. Sizin çocuklarınızı iyi eğiteceğiz. Onlara matematik öğreteceğiz. Onlara yabancı dil öğreteceğiz. Onları üniversiteye gittiklerinde FETÖ benzeri tarikatların yurtlarına muhtaç etmeyeceğiz. Gençlerimiz olimpiyatlarda madalya kazanacak. Topraklarımızdan bereket fışkıracak. Fabrikalarımızın bacası tütecek. Eğitimimiz, bütün okullarımız nitelikli eğitim olacak. Okullar arasında bir ayrımcılık olmayacak. Tarımda dışa bağımlı olmaktan kurtulacağız. Gelir dağılımı adaletsizliğine son vereceğiz. İhalede rekabet, işe alımda liyakat esas olacak. Liyakat! Kimsenin başörtüsüne bakmayacağız. Kimsenin sağcı mı solcu mu olduğuna bakmayacağız. Şu anda kamuda görevli bürokratlara sesleniyorum. Hiçbiriniz korkmayın. Eğer ehliyetle geldiyseniz, eğer liyakatla geldiyseniz, eğer işinizin ehliyseniz görevinize devam edeceksiniz. Ama kaymakamsanız, valiyseniz, AK Parti il başkanı gibi çalışıyorsanız sizin hiç şansınız yok, hiç. Recep Erdoğan'la Muharrem İnce arasındaki fark şu. Recep Erdoğan saraylı, Muharrem İnce milletin evladı. 2002'de iş başına geldiğinde dedi ki, helikopter gül attı arkadaşlar, helikoptere bir alkış yapalım. Erdoğan iktidara geldiğinde bir gösteriş yaptı. Ne yaptı? Milletvekili lojmanlarını satıyorum dedi. Milletvekilleri halkın içinde oturacak dedi. Kendisi de gitti Keçiören'de subay evlerinde bir apartman dairesine taşındı. Millet de dedi ki, ya helal olsun be, helal olsun be dedi. Ama sonra bırak o apartman dairesini, Çankaya Köşkü'nü bile beğenmedi. 1150 odalık saray yaptırdı kendine. Onun için bu Erdoğan halktan biri değildir. Garip kuraba değildir. Milletin adamı değildir. Erdoğan Rizelidir, Rizeli. Ama Rizeliliğinden bile utandı. Niye biliyor musun? Rize çayını beğenmedi. Kilosu 4500 liraya beyaz çay içiyor artık. Erdoğan'ın
yola çıktığı arkadaşlarından hiçbirisi artık onun yanında değil. Hiçbirisi. Kardeşim dediği kim varsa herkesi yarı yolda bıraktı. Esad'a kardeşim dedi. Abdullah Gül'e kardeşim dedi. Kime dediyse kime? Erdoğan'ın 16 yılda dost kalabildiği bir kişi gösteremezsiniz. Erdoğan artık yorgun bir adam. Heyecansız bir adam. İnsanlara tepeden bakan bir adam. Kibirli bir adam. Aziz milletim, bir yanda yorgun bir adam, öbür yanda taze kan var, taze kan. O artık hayalleri olmayan bir adam. 2002'de adalet diyordu, kalkınma diyordu. Artık adalet demiyor, kalkınma demiyor, ekonomi diyemiyor. Benim karşıma televizyona çıkamıyor. Erdoğan'ın, aslına bakarsan Erdoğan'ın çıraklığı fena değildi. Ama ustalığı rezalet. Mesela bir insan kendisine usta der de nasıl olur da çırak dediğinin karşısına çıkamaz. O zaman bu usta değil, çakma usta bu, çakma usta. Sen nasıl dünya liderisin? Senin cesaretin mi yok? Bilgin mi yok? Yüreğin mi yok? Gel karşıma Erdoğan, gel. Tarzan. Şimdi son günlerde Tarzan gelemeyin demeyin, onu istemiyorum. Onu istemiyorum. Son günlerde Tarzan zorda olunca bir baktım neler neler. Hani doktorlar arasında bir laf vardır ya, çocukluğuna inmek lazım diye. Vallahi benim çocukluğuma kadar iniyorlar artık. Yakında İkinci Dünya Savaşı'nı da Muharrem İnce çıkardı diyebilirler. Meydanlarda bana diyor ki, Bay Muharrem diyor, Menderes asılırken neredeydin diyor. Ya dünyada yoktum. Ben 64 doğumluyum. Menderes, Allah rahmet etsin, 61'de asıldı. Yani üniversite diploması yok diyorlar ya. Ya düşünüyorum da acaba ortaokul var mı? Bunu merak etmeye baş. Son günlerde bir dedikodu uyduruyorlar. Muharrem İnce seçilince yardımları kesecekmiş. Hangi yardımlar? Bir doğum yardımı, iki gebelik yardımı, üç dul maaşı, dört muhtaç asker ailesi yardımı, beş şartlı eğitim yardımı, altı öğrenci yardımı, yedi kaymakamlık bursu, sekiz yoksullara kira yardımı, dokuz engelli bakımı, on fakir muhtaç yardımı. Şimdi bakınız. Değerli İzmirliler, güzel insanlar, aydınlık yüzlü, cumhuriyetçi insanlar, denizin insanları, sizin huzurunuzda
81 milyona söz veriyorum. Söz, namus sözü veriyorum, şeref sözü veriyorum. Söz, bu saydığım yardımlara bırak kesmeyi Temmuz ayı içinde 100'er lira zam yapacağım. Söz, 100 lira zam yapacağım hemen. Her şey hazır. Kadro hazır. Ekonomiyle kim ilgilenecek hazır. Dış politikayla kim ilgilenecek hazır. Zımba gibi bir ekip var. Yakında açıklayacağım. Cumhurbaşkanı yardımcılığına teklif edeceğim. Diğer muhalefet partilerin genel başkanlarına teklif edeceğim. Gelin Cumhurbaşkanı yardımcısı olun diyeceğim. Bakanlar Kurulu'nu sadece Cumhuriyet Halk Partililerden yapmayacağım. Bakanlar Kurulu'nda her partiden insanlar alacağım. Orada CHP'li olacak, ülkücü olacak, HDP'li olacak, İYİ Partili olacak, Saadet Partili olacak, AK Partili de olacak. Herkes olacak. Türkiye'yi birleştireceğim. Türkiye'yi kucaklayacağız. Ekibimle aylardır çalışıyorum. Hatta bu çalışmalarım tam 7 yıllık bir çalışmadır. 7 yıllık. Erdoğan kendisine saray hazırlıkları yaparken ben Türkiye'yi yönetme hazırlıkları yapıyordum. Yani ambulans. Burada hekim arkadaşımız varsa yaklaşık şu askeri öğrencilere özgürlük pankartının 15 metre ilerisinde. Bir de ondan bir 15 metre ileriye daha. Fazla sıkıştırmayın birbirinizi arkadaşlar. Şimdi bu hazırlıklarımızda bir haftada neler yapacağım? 100 günde neler yapacağım? 500 günde neler yapacağım? 5 yılda neler yapacağım? Ve sürekli politikamız ne olacak? Şimdi arkadaşlar, ben anlatırken bir haftalığı ve 100 günlüğü anlatayım. İstanbul'a, Ankara'ya da kalsın tamamı. Siz de arada ekranda hem dostları gösterin hem de ilk 7 günde yapacaklarımızı oradan izlettirebilirsiniz. 48 saat içinde olağanüstü hali kaldıracağız. Hemen. Merkez Bankası bağımsız bir para politikası uygulayacak. Merkez Bankası Başkanı'nı parti genel merkezine davet etmeyeceğim. Ayrıca ekonomik kurullar, onlar da özerk olacaklar. Siyasetten arındırılmış bir ekonomi politikası. 3. Terörle mücadele. PKK, IŞİD, FETÖ ve buna benzer terör örgütleriyle amansız bir mücadele edeceğiz. Amansız. 4. Ne yazık ki 2002 senesinde Türkiye Dünya Kupası'na katılmıştı. Ama Türkiye bugün 2002'de 3. olmuştu. Dünya Kupası'nda 3. olan Türkiye bugün Dünya Kupası'nda oynayamıyor. Niye? Spor siyasallaştı. Kulüplerin seçimine futbol federasyonuna karışır oldu. Pasolik diye bir inzibat teşkilatı kurdu. Allah'ın izni, milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda Pasolik'i hemen kaldıracağım. Hemen. Hemen. Bir hafta içinde Suriye ile ilgili çalışmalar ve 100 gün içinde mutlaka Suriye'ye büyükelçi atayacağım. Ve
barış politikalarıyla. Türkiye'de barış, bölgede barış, dünyada barış politikasıyla 4 milyon Suriyeli'yi davulla, zurnayla Suriye'ye göndereceğiz. Yargıdaki düzenlemelere hemen başlayacağız. Hemen. Yüksek yargıdaki düzenlemeler hemen. Cumhurbaşkanı Yargıtay'ın salonuna girdiğinde ayağa kalkmayacak yüksek yargıçlar arıyorum. Size söz veriyorum. Özel hayatın gizliliği esas olacak. Size söz veriyorum. 100 gün içinde hiç kimsenin telefonu dinlenmeyecek. Hiç kimsenin. Kanun hükmünde kararnamelerle işten atılan yurttaşlarımız var. Haklarında dava açılmışsa davanın sonucunu bekleyeceğiz. Haklarında dava açılmamışsa KHK ile işten uzaklaştırılanları hemen işe iade edeceğiz. Hemen. Askeri okullarda FETÖ'cü var diyor. Onun için diyor askeri okulları kapadım. Peki hakimler, savcılar, onların da üçte biri FETÖ'cü. O zaman hukuk fakültelerini de kapa. Böyle bir kafa olmaz. Başta Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere askeri okulları yeniden açacağım, yeniden. Medya. Medya kendine çeki düzen verecek. Yandaş bir medya. Bakalım şu anda ne yapıyorlar merak ediyorum. Veriyorlar mı, vermiyorlar mı? İster ver, ister verme. Umurumda değil. Ama 24 Haziran'dan sonra kapının önünden de ayrılmaz bunlar, biliyor musunuz? Bir de öyle yaparlar. TRT Tayyip'in borazanı, ben seçildiğimde benim borazanım olmayacak. İstemiyorum. Beni eleştirecek gazeteler arıyorum. Beni eleştirecek televizyonlar arıyorum. Adam gibi bir medya arıyorum. Erdoğan Türkiye'nin en büyük medya patronudur. Erdoğan manşetleri atan adamdır. Ben manşetlerle kavga ede ede gelen adamım. Arkadaşlar bir kere uyarayım. Şimdi şu ön sırada olanların eğer size uysam burada 2 milyon kişiyi bırakıp sizinle sohbet etmem lazım. Sizi görüyorum. Görmüyor değilim ama size cevap verme şansım yok. Denemeyin. Boşu boşuna yani 15 dakikadır ablacığım söyle bakalım bakalım. İyi misin? Hay Allah razı olsun. Bir alkış yapın ablam. Yani bir kişiye seslendim yeter. Tamam. Tamam. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Açık yüreklilikle söylüyorum. Biz Sünniler Alevilere haksızlık yaptık. Haksızlık yapıyoruz. Aleviler vergi veriyor mu? Veriyor. Askere gidiyor mu? Gidiyor. Şehit oluyor mu? Ama Diyanet İşleri Başkanlığı imamların maaşını veriyor. Sünnilere, bizlere hizmet ediyor. Ama Alevilere etmiyor. Cemevlerinin statüsünü ibadethane olarak 100 gün içinde düzenleyeceğiz. Söz. Hiç kimseden korkmadan cesurca kararlı adımlar atacağız. Kararlı.
dokunulmazlıklar konusu gündeme geldiğinde kendi partimle bile ters düştüm. İlkeli bir siyaset yapacağız, ilkeli. Karşıdakinin Türk mü Kürt mü olduğuna bakmayacağız. Alevi mi Sünni mi olduğuna bakmayacağız. Başörtülü mü başı açık mı diye bakmayacağız. Kadın mı erkek mi diye bakmayacağız. Sağcı mı solcu mu diye bakmayacağız. İnsan, insan, insan diyeceğiz. Kamuda yükselme, kamuda yükselme, müdür olma, kaymakam olma, genel müdür olma, müsteşar olma. Devlet, burada özel kurallar koyacağız, özel kurallar. Herkes bilecek bu kuralları. Etnisiteye bakılmayacak, inanca bakılmayacak, cinsiyete bakılmayacak. Sadece liyakata bakılacak. İşinin ehli misin? Şu anda kamuda genel müdürsün. İyi eğitim almışsın. İşini doğru yapıyorsun. Erdoğan getirmiş seni oraya. Hiç fark etmez. Korkma. Yerinde kalacaksın. Korkma. Korkma. Ama partizanlık yaptıysan, liyakat sahibi değilsen, o işi bilmiyorsan gideceksin. Söz verdim, sözümün arkasındayım. Öğretmenlere, polislere, hemşirelere, din görevlilerine 3600 ek göstergeyi 100 gün içinde vereceğim. Söz. Kamu bankalarını yeniden düzenleyeceğiz. Ziraat Bankası'nı, Halk Bankası'nı, Exim Bank'ı, Kalkınma Bankası'nı sektörel bazda yeniden değerlendireceğiz. Allah'ın izni, milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda hemen Avrupa'daki başkentleri tura çıkacağım. Avrupa Birliği ile ilgili hızlı bir kampanya başlatacağım. Hızla. Emin olun, dünyadaki 200 devletin 50'si büyük devlettir. Bu 50 devletin hemen hemen bütün büyük elçileri benimle görüşmek istedi. Onlara anlattım. İnternet yok. Yok mu internet? Yani paraları çalıyorsun. Sandıkta oyları çalıyorsun. Sınavda soruları çalıyorsun. TRT'den hakkımı çalıyorsun. Özel televizyonlara yayınlatmıyorsun. İnternet de yok. Allah belanızı versin. Ne diyeyim ben size? Ne diyeyim ben size? Ne diyeyim ben size? Moralinizi bozmayın. Bakın, hiç moralinizi bozmayın. Eski bir siyasetçi bana dedi ki, meydanlar doluysa işler iyi demektir dedi. Balkonlar doluysa daha iyi demek ki dedi. Çatılar doluysa kazandın dedi. Söz. Okullar için zorunlu bağış artık olmayacak. İlkokuldan itibaren tıpta uzmanlık sınavı, doktora, hepsi dahil, hiçbir sınavdan ücret alınmayacak. Türkiye Cumhuriyeti
çocuklarına bedava sınav yapamıyorsa o dükkanı kapat gitsin. Devam ediyorum. 19 Mayıs ve 29 Ekim'de üniversite öğrencilerine 500 lira gençlik bursu, 500 lira cumhuriyet bursu, Türkiye Cumhuriyeti verecek. Öğretmenler, öğretmen olduğum için değil, çocuklarımızı, en değerli varlıklarımızı size teslim ettiğimiz için 24 Kasım'da hepinize bir maaş ikramiye vereceğiz. Kamuda mülakatı kaldıracağız. Mülakat olmayacak. Mülakat varsa liyakat olmuyor. Mazot çiftçiye 3 lira olacak. Karadenizli kardeşim, sana İzmir'den sesleniyorum. Seni unutmadım. Fındık 15 lira olacak. 15 lira. Asgari ücret 2200 lira. En düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Ramazan bayramında emeklilere 1000 lira dediler, kandırdılar. 500 verdiler, 700 verdiler. Kurban bayramında her emekliye bir asgari ücret vereceğiz. Bir asgari ücret. Emeklilik, arkadaşlar gördüm. Yani siz beni Tayyip Erdoğan'ın bakanları mı zannediyorsunuz? Onlar bakan, ben görenim. Karıştırma ya. Emeklilikte yaşa takılanlar. Sizin sorununuzu 100 gün içinde çözeceğim. Söz. Çocuk bezindeki KDV 100 gün içinde mutlaka indireceğiz. Şimdi size ilk 500 günde neler yapacağımın ana hatlarını söylüyorum. İlk 500 gün. 1. Yargıda seçim. Yani hakim savcıyı nasıl alacağız? Yargıda seçim ve yükselme ilkeleri ne olacak? Objektif kriteri koyacağız. 2. Yasama yürütme yargı. Erkler ayrılığı, güçler ayrılığı. Bunu netleştireceğiz. 3. 100 gün içinde yerel yönetimleri güçlendireceğiz. 4. 100 gün içinde girişimcilik merkezleri kuracağız. 5. Tekstil, moda, tasarım akademisi açacağız. Biri Denizli'de, biri İstanbul'da, üçüncüsünün yerini henüz belirlemedik. Tekstil, moda, tasarım akademisi. Ne için? Marka için, marka. Gençler, evlatlarım, öğrencilerim, kardeşlerim, sizinle birlikte yapacağız, sizinle. Ey maşallah İzmir, gelincik tarlası. Şu görüntüye bak Allah aşkına. Aziz abi nasıl buluyorsun bunu? Nasıl buluyorsun? Harika mı? Bir de arkası var. Bunu indiremediler değil mi arkadaşlar? Muharrem İnce'yi indirmek kolay değil tabii, yani o konuda bir sıkıntı yok. Devam ediyorum. 100 gün içinde eğitim, siyasetin toplum mühendisliği aracı olmaktan çıkarılacak.
Eğitimde uzlaşma sağlayacağız, uzlaşma. Yeni bir sınav sistemi, yeni bir eğitim sistemi ama herkesin kabul ettiği, uzlaştığımız bir eğitim sistemi. Hemen 500 gün içinde Türkiye'de yurt sorununu kökünden çözeceğiz, kökünden. Otistik çocuklar başta olmak üzere engelliler için yaşam merkezi açacağız. Bakın, engelli kardeşlerime buradan söz veriyorum. Bu sarayperest var ya, sarayperest. Saraya doymayan sarayperest. Gözünü saray doyursun. Marmaris'te 300 odalı yazlık saray yaptırıyor. Allah'ın huzurunda size söz veriyorum. Marmaris'teki yazlık sarayı engellilere tahsis edeceğim. Yüz gün içinde çalışanların örgütlenmeleri ve hak arayışları önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Yüz gün içinde aile sigortasını hayata geçireceğiz. Yüz gün içinde sanatçıların güçlü bir şekilde örgütlenmelerini sağlayacağız. Yüz gün içinde kültür yatırımlarına daha fazla kaynak aktaracağız. Sporun temel alanlarında bu bir ilk olacak. Bu bir ilk olacak. Dikkatli söylüyorum. Sporun temel alanlarında üniversite ligi kuracağız. Yani futbol diyelim ki 9 Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi futbolda, voleybolda, basketbolda Türkiye'de sporda bir üniversite ligi kuracağız. Bu şu olacak. Balıkesir'de yaşayan insanlar Balıkesir Üniversitesi'nin futbol takımına sahip çıkacak. Kendini ait hissedecek ve vatandaşla üniversite arasında bağ kuracağız. Üniversitelerin takımlarını yapacağız. Peki, meydanlarda benim 30 sene önce yazdığım şiiri konuşuyor. Konuşuyor değil mi? Montaj, dublaj, her şeyi konuşuyor. Ekonomiyi konuşamıyor. Mesela Erdoğan, çık şu piyasaya, bir çoban salata konuşsana, çoban salata. Çoban salata. Soğan doları geçti. Soğan kuru, dolar kurunu geçti. Bak söyleyeyim. Kuru soğan 7 lira. Domates 6 lira. Biber 8 lira. Hıyar 4 lira. Tüketen alamıyor, üretene gitmiyor. Hani dolar lobisi vardı ya, dolar lobisi. Faiz lobisi vardı. Şimdi ne var? Soğan lobisi var. Soğan lobisi. Soğan lobisi. Memleketin düştüğü duruma bak. Geldim, geldim. Soruyorlar. Ya diyorlar, Erdoğan 30 miting yaptı. Sen 105 miting yaptın. Enerjiyi nereden buluyorsun diyor. Enerjiyi işte şundan buluyorum.
Bu ne biliyor musunuz? Üçüncü sınıf öğrencisi. Üçüncü sınıf öğrencisi Deniz Acar. Okulunda İstiklal Marşı yarışması düzenlenmiş. Bir gram altın kazanmış. Üçüncü sınıftaki çocuk bir gram altınını Muharrem amca sana gönderiyorum diye göndermiş. Enerji bu. Vitamin bu. Bu çocuğa karşı sorumluluğum var benim, bu çocuğa karşı. Şimdi yeni dönemde benden neler duyacaksınız? Arkadaşlar, bu sahneleri yapan arkadaşlara sesleniyorum. O sehpaya oraya koyuyorsunuz ya, buraya da bir dolmuş taksi koyun. Ben dolmuşla arada gidip geleyim. Ya insafsız, oraya konur mu bu ya? Şöyle bir yere koyun. Buraya bir dolmuş çağırın. Arada gidip oradan alayım. Bana hak veriyorsanız alkış yapın. Şimdi bir, benim Cumhurbaşkanlığımda kalite ve girişim sözünü duyacaksınız. Kalite ve girişim. Yol yaptı. Şuraya bir doktor arkadaşım ilgilenebilir mi? Şu bölge. Yol yaptı, yol çekiyor. Kalite yok. Hastane yaptı, hemşire yok. Hastanede hasta garantisi var. %70 dolu olacak. Köprüden geçme garantisi var. Mesela yeni dünyada o elinizdeki telefonlar var ya, hiçbirini kullanmayacaksınız. Artık kuantum telefonlar geliyor. Bunlar silikon yazılım. Ve tıp değişecek mesela. 16 yeni meslek geliyor. Şu anda ilkokulda okuyan çocukların önemli bir kesimi bugün için olmayan mesleklerde çalışacak. Mesela bu 16 yeni meslek, bugün gençler tarafından bilinmiyor. Sanayimizin 1/4'ü atıl, meralarımız atıl, tarım alanlarımız atıl, denizlerimiz atıl. Ne balıkçılık gelişmiş, ne denizden ulaşım gelişmiş. Ama Erdoğan vatandaşa kemer sıktırıyor, kendisi saraylarda yaşıyor. Benim dönemimde millet kemer sıkmayacak, devlet kemer sıkacak, devlet! Bir ülkede faiz artıyorsa yönetim kötü demektir. Bir yılda faiz %122 artmış. Yani sen kredi kartına 10 bin lira öderken şimdi 22 bin lira ödüyorsun. Anlamadım. O bölgeye sen, arkadaşlar şu kameranın yanına bir hekim. Yani arkadaşlar her bölgeye bir doktor nereden bulacağız? He? Biraz dikkat edin kendinize. Kendini iyi hissetmeyenler şöyle bak, burası boşluk, buraya gelsin. Şu anda 4 tane doktor istiyorlar. Adam başına o kadar doktor düşmüyor. Yani ben de Erdoğan gibi kafasına su dökün de diyemem. Doktor çağırmam lazım. Faiz artınca her şeyin değeri düşüyor. Evinizin değeri düşüyor. Arsanızın değeri düşüyor. Şirketinizin değeri düşüyor. Benim Cumhurbaşkanlığımda faiz düşecek. Hep birlikte zenginleşeceğiz. Hep birlikte.
Cumhuriyet kurulmadan Atatürk İzmir'de Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi'ni topladı. Yanmış İzmir'de, yıkılmış İzmir'de İzmir İktisat Kongresi'ni topladı. Allah'ın izni, milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda İktisat Kongresi'ni yeniden İzmir'de toplayacağım. Söz! Tüketen değil, üreten bir Türkiye. Korkmayan bir Türkiye. Şirketler korkmayacak. Memurlar korkmayacak. Öğrenciler korkmayacak. İş adamları korkmayacak. Kadınlar korkmayacak. Akademisyenler korkmayacak. Hayvanlar korkmayacak. Çocuklar korkmayacak. Kuşlar korkmayacak. Dereler korkmayacak. Farklı bir cumhurbaşkanı olacağım. Hakkını bilen, halkını bilen, haddini bilen bir cumhurbaşkanı. Ama haddini bilmeyenlere de haddini bildiren bir cumhurbaşkanı olacağım. Benim cumhurbaşkanlığımda camide ibadet, okulda bilim, orduda görev ve liyakat olacak. Camide ibadet, okulda bilim, kışlada görev ve liyakat olacak. Camiye, orduya, okula siyaset asla girmeyecek, asla. Her yıl 81 milyona hesap vereceğim. Bir yıllık icraatımın hesabını vereceğim. İki, Cumhurbaşkanlığı harcamalarının hesabını vereceğim. Üç, kişisel mal varlığımın hesabını vereceğim. Gençler, bugün ilkokulda okuyanların %65'inin çalışacağı meslek henüz piyasada yok. Yani bugün ilkokulda okuyanların %65'i şu anda o mesleği anlatamayız onlara. Çünkü piyasada öyle bir meslek yok. Önümüzdeki 10 yıl içinde, gençler beni iyi dinleyin. Ben kitap özeti okumuyorum. Diplomam da var ayrıca. Önümüzdeki 10 yıl içinde insan gücünün yaptığı işlerin %30'unu makinalar yapacak. 2020'ye kadar 2 sene içinde işçiler size sesleniyorum. İşçiler size sesleniyorum. Kendinizi geliştirmezseniz, 2 yıl içinde yeni beceriler elde etmezseniz sizin yerinizi Macar işçisi alabilir dünyada. Ya da Avusturyalı birisi. Çağımızı iyi yakalamamız lazım. Mesela evlatlarım, öğrencilerim, herkes iklim mühendisliği nedir? Buna baksın bir. Yapay organ geliştiricisi nedir? Buna bakın. İnsanlarla empati kuran oyunlar geliştirilecek. Bunlarla ilgilenin. Güneş enerjisiyle ilgilenin. Ben diyorum ya, her yıl yüksek lisans ve doktora için 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz diyorum ya, işte bunun için diyorum. Bu seçimin
Bu seçimin farkı ne biliyor musunuz? Özet yapayım mı özet? Özet şu. Bu seçim eskinin son seçimi, yeninin ilk seçimi. İzmir. Hazır mıyız bir büyük değişime? Türkiye'yi normalleştirmeye, Türkiye'yi barıştırmaya hazır mıyız İzmir? 3B demeye hazır mıyız İzmir? 3B ne? 1. Barışacağız. Tekrar edelim. 1. Tam duyamadım. 1. Hemen barışacağız. 2. Büyüyeceğiz. 2. Hızla büyüyeceğiz. Mahvoldu seslerim. Üç. Bölüşeceğiz. Üç. Adil bölüşeceğiz. Bunu birlikte başaracağız. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Cumhurbaşkanlığında ne kadar oy çıkar? Yüzde kaç? Kaç? 80. 85 yapın onu. 85. 85. Olur mu? Tamam mı? Söz mü? Bir şey daha istiyorum. Pazar gününe kadar en az 3 kişiyi ikna etmenizi istiyorum. Tamam mı? Peki pazar günü oyunu kullandın. Ne yapacaksın? Okulda bekleyeceksin sandıklarda. Sonra ne yapacaksın? Seçim kurulunun önüne gideceksin. Ben nereye gideceğim? Ben de Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne gideceğim. Ankara'da olacağım. Merak etmeyin. Bunu birlikte başaracağız. Şuraya bir selam vereyim, dur. Telefonun ışıklarını yakalım. Şimdi İzmir hep birlikte milletin evladını Çankaya'ya uğurlayalım mı? Huzur deyince, barış deyince, umut deyince, adalet deyince, özgürlük deyince, kardeşlik deyince, İzmir deyince, 24 Haziran gelince, sandığa gidince, oy pusulasını görünce, mikrofonda Muharrem İnce. Şu telefonların hepsinin ışıklarını görmek istiyorum, tümünü. Sayın bugün bu sıcakta buraya geldiniz. Trafikten dolayı yarım saat bir gecikme yaşadık. Ve sizlerle gönül gönüle, yürek yüreğe dertleştik. Hakkını helal et İzmir.
Teşekkürler İzmir. Sağ olasın İzmir. Var olasın İzmir. Harikasın İzmir. Son kez sorayım. Tamam mı İzmir? Duyamadım. O zaman arka taraftaki arkadaşlarım, sizler de dahil, hepimiz Manisa'dan duyulsun ama. Söz mü? Hadi hep birlikte. Bir çivi, bir nalı kurtarır. Bir nal, bir atı kurtarır. Bir at, bir yiğidi kurtarır. Bir yiğit memleketi kurtarır. Helal olsun İzmir. Sağ ol. Çok teşekkür ederim.